Halkların Demokratik Partisi grubu adına son konuşmacı İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Doğan. Sayın Doğan, süreniz 10 dakika. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Üç tane bakanın bulunduğu bir bütçede aslında, affedersiniz, dört bakanın bulunduğu bir bütçede genellikle bütçeye giriş yapmadan, buralara değinmeden konuşma yapıldığını biliyorum. Aslında dün vuku bulan olay üzerine söz aldım. Ben serahata kavuşturma açısından da düşüncelerimi arz etmek için bulundum. Ama dört bakanın bulunduğu bu toplantıda kendilerine ilgili de bir cümle sarf etmemeyi saygısızlık sayıyorum. Özellikle çevre, daha doğrusu Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın Türkiye'deki ağır sorunların en başında gelen kadın meselesinde alması gereken çok yol olacağını, bu yüzyılların bir birikimi olarak size devredilmiş, ülkemize devredilmiş, kadına bakışın getirdiği bir sonuç olarak bu çileyi bir an önce sarahata kavuşturup çözmeniz konusunda bütün parlamentonun size yardımcı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Enerji konusunda da söyleyeceğim, ihtisas alanım değil ama çok kısır günler yaşayan bir dönemden de geçtik biz. Ben hatırlarım, Türkiye'nin 4 milyar dolar dış ihracatı vardı. 2 milyar 750 milyon sadece petrol ithalinde para ayırabiliyorduk ve çok zaman hastanelerde film alacak para da bulunmuyordu. Ha, bu sadece geldiğimiz bu noktada sizin eseriniz değil, herkesin katkılarına teşekkür ediyorum ama uzun cumhuriyet hükümetleri özellikle barajlar konusunda, özellikle yapılan yatırımlar konusunda, alınan mesafe konusunda cumhuriyetimizin bugün o noktada olmadığını, belli mesafeler aldığını saygıyla ve şükranla görüyorum. Yine Sayın Canikli, galiba Milli Savunma Bakanımız burada. Türkiye'deki bütün demokratik engellerin veya da dumura uğrayan demokrasinin, kurumsallaşmamanın demokrasinin altındaki en büyük problemlerin Türkiye'nin bir darbeler ülkesi olduğunu, askeri rejimlerin, gelişmelerin ve demokrasinindeki en büyük engellerden birisi olduğunu yaşayarak görenlerden birisiyim. İnşallah bulunduğunuz bakanlıkta bu anlayışın bazen münferit olarak, daha doğrusu bazen kurumsal olarak, bazen hiyerarşi içerisinde, bazen hiyerarşi dışında 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi bir daha tekrar etmemesi konusunda, gelecek tedbirlerini alması konusunda size de başarılar diliyorum. Şimdi aslında o kadar çok söylenecek laf var ki hangisine gireceğimi de pek bilmiyorum ama çok da kısa bir sürem var. Şuradan başlayalım. Size bir tavsiyem var. Siz iktidar partisiniz. İktidar partisinin olgun olması gerekir ve her zamanda bir cümlesinin eksik olması bu parlamentonun işlevi açısından zorunludur. Bir tavsiyem daha, asla FETÖ konusundaki havuzlara girmeyin. Bu havuzda yüzme şansınız yok. Doğru değildir. Bu konudaki başkalarının söylediği laflar, sözler de laf yetiştirme yarışından da vazgeçirmesiniz. Bu doğru değildir. Acizane bir abiniz olarak söylüyorum. FETÖ'ye karşı mücadelenizi biliyorum, görüyorum. Ülkenin kılcal damarlarına girmiş bu melanet anlayışın nasıl para zandığını da bütün kamuoyu ve bütün Türkiye biliyor. O nedenle bu havuzda yüzmenizi dilemiyorum. Bir başka konu, özellikle Cumhuriyet'le ilgili arkadaşımızın yaptığı konuşmada algı açısından müthiş bir noktaya getiririz parlamentoyu. Bizim Cumhuriyet'le bir sorunumuz yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve özgür yurttaşları olmak istiyoruz. Bu Cumhuriyet'in kuruluş iradesine baktığınızda da ona çıkış orijini odur. 1921 Anayasası'na baktığınızda Türküyle, Kürdüyle, Lazlıyla, Çerkeziyle bu ülkenin esas ve birinci sınıf vatandaşıdır. Kurtuluş Savaşı'nı bunlar birlikte yapmışlardır. Ama Cumhuriyet bütün bu güzelliklere rağmen, yaptığı bütün başarıya rağmen yola giderken sapkınlıkları da açıkça olmuştur. Bunlardan birisi de Lozan'la teminata bağlayan Kürt halkının da haklarının Türkler kadar eşit olacağı konusundaki mesele de
maalesef yeteri kadar sonuç almış değiliz. Bu bizim sorunumuzdur. Bu bizim cumhuriyetten vazgeçmemizi, bizim devletimizin aleyhine bir beka sorunu haline getirmemizi gerektirmez. O nedenle bizim meselemiz cumhuriyetle değildir. Cumhuriyetin eksiklerinin giderilmesi konusunda geçmişte yapmayanları, şimdi de yapmayanları eleştirmek konusunda görevimizi yerine getirmek zorundayız. Bu cumhuriyet diğer cumhuriyetlere de pek benzemez. Eğer bu cumhuriyetin nimetlerinden yararlanan insanlar olarak değerini bilebilseydik, bu cumhuriyetin İslam köylü Süleyman Demirel'i cumhurbaşkanı yapmazdı. Kaptan Ahmet'in oğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapan bu cumhuriyetin eşitlik değeridir. Bu nedenle bizim cumhuriyetle sorunumuz yok. Cumhuriyetin eksiklerinin giderilmesinde hepimizin sorunların olması gerekir. Onu yapıyoruz. Bir başka konu, buradaki arkadaşlarımız dün özellikle Osman Bey meselesinde müthiş bir yanlışa düştüğünü zannediyorum. Onun için söylüyorum. Sizin kuruluş felsefesinize, partinizin yapısına baktığımızda özgürlükler konusunda alabildiğini açık, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, kardeş, herkesi kardeş sayan, ifade özgürlüğü konusunda hiçbir ket ve engel tanımayan, hatta öyle noktaya geldiniz ki ben Türkiye'de Kürt devleti kurmak istiyorum, ayrılmak istiyorum diyen düşüncenin suç sayılmayacağı partilerin kuruluşuna müsaade edecek noktaya gelmiştiniz. Bu doğrudur, yanlıştır ayrı bir konu. Sakın kimsenin aklına Halkların Demokratik Partisi'nin temsilcisi Kürt devleti kurarım icadeti ister ve istediği anlamda almayın bunu. Bu bir fikir özgürlüğü meselesidir. İki, parlamentoların işlevleri statüko değildir, tutuculuk değildir. Belki Türkiye'nin gelecekte daha iyi bir ülke olabilmesi için idari yapısının değişmesi konusunda zaman zaman Türkiye'de tartışmalar olmadı mı? Türkiye'de eyalet sistemi tartışmaları olmadı mı? Belki şunu daha da hatırlatmak gerekir. Rahmetli Özal iyi ki sizin zamanınızda yaşamadı. Yaşasaydı belki de siz Özal'ı kendi ellerinizle de linç edebilirdiniz. Özal'ın şöyle bir anlayışı var. Kürdistan, yani Güney Irak'ta, daha sonra Kuzey Irak'ta Kürt devletini biz kurmalıyız. Bizim himayemizde kurulmalı dediklerinde acaba siz adamı yaşatır mıydınız? Bu noktadan buraya nasıl gelebildiniz? Türkiye'ye böyle başlamadınız siz. Ne oldu size? Şimdi oturuyorsunuz, bu koca parlamento neye karşı direndi? 15 Temmuz'da elinde silahlar, uçaklar buralarında üzerinde uçuyor. Bir avuç insan faşizme karşı, darbeye karşı, ülkeye el koyacak insanlara karşı burada toplanıp direnç gösteriyorsunuz. Silah vardı, top vardı, kurşun vardı. Ama dün bir arkadaşımız asla ve katla söylemedi, söylemek istemedi sözü niyet okuyarak. Ben Kürdistan temsilcisiyim demedi. Ben Kürdistan milletvekiliyim demedi. Kürdistan bölgesine geliyorum dedi. Bir coğrafi terimi bu parlamentoyu yıkacak kadar topa ve tüfeğe karşı Gazi Meclisi'nin sıfatına yakıştı mı bu yani? Bunu çocuklarınıza bırakacağınız güzel bir miras değil bu. Ben Sayın Osman Baydemir'in son konuşmasında dinledim. Biz Türkiye milletvekiliyiz. Ülkenin her zerresinde bizim hakkımız var, her zerresinde kuluyuz ve kölesiyiz. Bu cumhuriyeti Kürtler ve Türkler Çanakkale'de aynı mevzide ölmediler mi? Kıbrıs'ta birlikte ölmediler mi? Galicia'da, çölde, Sina'da beraber ölmediler mi? Şimdi Kürt lafı geçtiği zaman potansiyel suçlu kabul edecek halde muamele yapıyorsunuz. Bu partiyi, Halkların Demokratik Partisi'ni terörle eşdeğer göstermek için sırf o uğruna yapılmadık iftira ve küçültme konusundaki tavrınız eksik olmadı. Ben milletvekiliyim. Milletvekili değil miyim? Kabul ediyor musun milletvekilimi? Siz bize milletvekili muamelesi yapmadınız. Sizin partimize parti muamelesi yapmadığınız gibi şahsım da dahil milletvekili muamelesi yapmadınız bile siz. Benim arkadaşlarım hapiste. Ziyarete gitmek istiyorum. Adalet Bakanlığı'na izin almıyorum. Ama bir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım diyor ki filan gün Selahattin Bey'e gittim sana selam getirdim. Benim arıma dokunuyor. Siz arınıza dokunmuyor mu yani? Bu nedenle de arkadaşlar mesele şu. Bu siyasette bu parlamentoyu daha doğrusu bir grubu bile milletvekillerini eşit yönetemiyorsanız bu doğru bir şey değil. İki, bu anlayış şuna götürecektir. Türkiye'de Çerkez Ahmet vardır. Dersimli Ali vardır. Kürt Osman vardır. Yakında galiba biz bu deyimleri kullanırsak parlamento kürsüsündeki sarf edeceğimiz bu cümlelerle
büyük ihtimalle Osman'a reva gördüğünüz muameleleri bize göreceksiniz. Çok sözlerin hepsini Mithat Bey söyledi. Bu kürsüde Dersim'dir yaba. Seyit Rıza olayı bu Türkiye'deki acılardan birisi değil midir? Sayın Erdoğan şu cümleyi söylemedi mi? Ey Kılıçdaroğlu dedi. Ben Dersim'le yüzleşmek istiyorum. Sen yüzleşebiliyor musun demedi mi? Bu ülkenin iki tane cumhurbaşkanı, biri İsmet Paşa, biri Celal Bayar. Birisi Kürt raporu, birisi Şark raporunu hazırladı. Celal Bayar'ın Şark raporu hemen yayına girdi, daha doğrusu dağıtıldı. Millet müttali oldu. İsmet Paşa'nın Şark Kürt raporu 80. Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ekstra veriyorum Sayın Doğan. Bunu şunun için söylüyorum. Lütfen geçmişi ve geleceği, daha doğrusu yakın tarihinizi bilmek istiyorsanız, Cumhurbaşkanlığı yapmış iki şahıstan bahsediyorum. Bu bölgelerdeki incelemeler yaparken kullandıkları Kürt terimini, coğrafi olarak verdikleri sıfatı, bu halkın nasıl düzeltilmesi gereken sorunların yanında yer aldıklarını açık açık ortaya koyuyorlar. Ama maalesef siz bu noktaya geldiniz. MHP'li arkadaşlarımdan bir istirhamı var. Sizin bütün konuşmalarında Kürt kardeşlerimizi biz bir parçamızdır diyorsunuz. Çanakkale'de birlikte öldük diyorsunuz. Galicia'da, Kıbrıs'ta birlikte öldük, yan yana öldük diyorsunuz. Ama o kardeşiniz doğduğu bölgenin adını söylemesini çok görüyorsunuz. Çok görmeyin lütfen. Başka yorumlamayın. Sizden ricam bu. Bu parlamentonun hepimizin birlikte çalışmasına ihtiyaç var. Batacaksak da birlikte batacağız. Çıkacaksak da birlikte çıkacağız. Bizim de gidecek başka vatanımız var. Biz birlikte yaşamak zorundayız. Eşit şartlar altında bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Doğan.